Evet. Arkadaşlar merhabalar. 12. sınıflara yönelik yazılı çalışması gerçekleştireceğiz. Biyoloji dersi ile alakalı. Hepinizin bildiği üzere ilk ünitemiz nükleik asitler ve protein sentezi ve genelinizin de oldukça zorlandığını bildiğimiz bir konudur bu ünite. Bu üniteye yönelik birkaç tane yazılı çalışması yapacağım. Şimdi ilk yazılı çalışmasıyla başlayalım. Şimdi birinci soruyla olaya startı verelim. Nükleotidin yapısını çizerek anlatınız demişiz. Şimdi gençler, öncelikli olarak nükleotit nedir? Nükleotit dediğiniz şey nükleik asitlerin yapı taşı yani monomeridir. Ve nükleotidin yapısını çizerek olaya gelişelim. Şimdi nükleotidin yapısında şöyle bir durum vardır. Azotlu organik baz. Yanında 5 karbonlu şeker. Ve yanında da fosfat vardır. Şimdi azotlu organik bazla 5 karbonlu şeker yani pentozun arasında glikozit bağı vardır. 5 karbonlu şekerle fosfatın arasında ise ester bağı vardır. Şimdi azotlu organik bazla 5 karbonlu şekerin tamamına biz ne isim veriyoruz? Nükleozit ismini veriyoruz. Fosfata eklediğiniz zamansa bu ne oluyor gençler? Nükleotit adını veriyoruz. İşte böylelikle nükleotidin yapısını çizmiş oluyoruz. Kod, nükleozit, gen, kromozom, DNA, nükleotit terimlerini büyüklüklerine göre sıralayınız. Gençler çok önemli bir soru tipidir. Sadece yazılı olarak düşünmeyin bunu. Test uygulamalarında da karşınıza fazlasıyla çıkacak bir soru tipidir bu. Şimdi bunlardan en büyük kromozomdur. Kromozomlar içerisinde DNA'yı barındırır. Dolayısıyla DNA'dan daha büyüktür. DNA'ların üzerinde genler vardır. Genler kodlara göre daha büyüktür. Şimdi öğrenci burada şaşırıyor. Neden? Şimdi bakın gençler, kod dediğiniz şey 3 tane nükleotit demektir. Kimin üzerinde yer alır? DNA'nın üzerinde yer alır. Mesela adenin, timin bir koddur. Tamam mı? Bu kimden büyük? Nükleotitten büyük. Çünkü bu bir nükleotit. Bu diğeri 3 nükleotitti. O kimden büyük? Nükleozitten büyük. Çünkü az önce de çizmiştik birinci soruda hatırlayın. Nükleotidin yapısından fosfatı kopardığınız an molekül nükleozit olarak bilinmektedir. Evet. Ağır azotlu DNA'yı normal azotlu ortamda 3 kez eşleyelim. Şimdi gençler bakın bu tarz soruları çözerken ben uzun yöntemin kullanılmasından yana bir tavır sergilemeyeceğim. Kısa yöntemli bir olayımız var bizim. Şu şekilde 2 üzeri n diyorum bakın. N dediğiniz şey nedir? Eşlenme sayısıdır. Kaç kez eşlenmiş bu? 3 kez eşlenmiş. 2 üzeri 3 diyorum. Eşittir. 8 tane DNA'nın meydana geldiğini görüyorum. Peki bunun kaç tanesi ağır azotlu, kaç tanesi normal azotlu onu bulacağım. Şimdi benim başlangıçta
ana DNA'mın azot durumuna bakın, 15-15 yani ağır azotludur. Ortam nasıl bir ortam? Ortam normal azotlu. Yani 14 lüktiklerden bahsediyorum. Şimdi 8 tane DNA vardı. Eksi diyorum, eksi. Ana DNA'mın azot durumuna bakıyorum. Eğer ana DNA'm buradaki gibi ağır veya normal olsaydı bile, hiç önemli değil, iki zincirin azot ağırlıkları birbirinin aynısı olması yeterli. O durumda ben 2'den çıkartıyorum. Ne zaman 2'den çıkartıyormuşum? Ağır olursa ya da normal olursa. Kim? Ana DNA. Kaç bulduk gençler? Kaç bulduk? 6. 6'yı bulduk. Peki bu 6 tane DNA ney? Ağır azotlu mu? Normal azotlu mu? Melez mi? Neden bahsediyorsun? Bulduğum bu rakam, 6 rakamı 6 tane DNA'nın ortamdaki azotu aldığını gösteriyor. Yani ortamda nasıl bir azot durumu var? Normal azotlu. Ama benim 8 tane DNA'mın olması lazımdı. Sen 6'dan bahsediyorsun. Geriye kaldı kaç tane? 2 tane. Bu 2 tanesi de ne oluyor gençler? Melez azotlu oluyor. Her zaman mı? Geriye kalan rakam 1 de olabilir gençler. Ama bu rakam, yani daha doğrusu buradaki azot durumu her zaman için melez olmalı. Yani 6 tane normal azotlu, 2 tane melez azotlu DNA oluşur diyoruz. Yarı korunumlu eşlenme, yani replikasyon prensibini açıklayınız. Şimdi gençler bakın, geneliniz bu konuda ezber yapıyorsunuz. Ezber yaparak bir noktaya kadar hatırlatılabilir ama ezber yaparak bu soruyu çözmeyin ne olur. Şimdi yarı korunumlu eşlenme prensibinin çok basit bir tanımlaması vardır. Mesela ben basitçe ne bir DNA çiziyorum. İki tane zincir çizdiğimi düşünün. Buraya adenin, buraya timin, buraya sitozinin yerleştirelim. İkili bağ yapsın timin, ikili bağ yapsın adenin, üçlü bağ yapsın guanin. Bu arada bu bağlar ne bağlarıydı? Zayıf hidrojen bağları. Onları yazıyorum. Zayıf hidrojen bağları. Yarı korunumlu eşlenme prensibindeki ilk basamak iki zincir arasında yer alan bu zincirlerin, daha doğrusu bu bağların kopartılmasıdır. O zaman ne diyeceksiniz? 1. İki zincir arasındaki zayıf hidrojen bağları kopar. Gençler, koptuktan sonra ne olacak? Zincirler birbirinden ayrılacak. Yani adenin, timin, sitozin buraya, timin, adenin, guanin buraya. Bakın, bunlar benim eski zincirlerim. Yani ana DNA'dan gelen buradaki zincirlerim. Karşılarına ne getireceğim? Karşılarına bunlara uygun nükleotitler getireceğim. Bunlara uygun nükleotitler getireceğim. Yani yeni zincirler gelecek, bakın. Timin geldi, adenin geldi, guanin geldi, adenin geldi, timin geldi, sitozin geldi. Nereden geliyor bunlar? Sitoplazmadan geliyor. Ve bunlar nasıl zincirler? Yeni zincirler. Bakın, toplam 1, 2, 3, 4 tane zincirin ikisi yeni, ikisi eski. Yani yarısını ne yaptın? Korunmuş oldun. Onun için yarı korunumlu eşlenme prensibinden bahsediliyor. Ama ben buraya yazıyorum. Diyorum ki sitoplazmadan uygun nükleotitler çekirdeğe getirilir. Ve bakın birbirinin aynısı 2 DNA oluşur.
Nokta. Evet. Geçelim 5. sorumuza. Toplam nükleotit ve toplam zayıf hidrojen bağ sayısı bilinen DNA'da guanin ve pentoz sayıları hesaplanabilir mi? Açıklayınız demişiz. Şimdi gençler, ben şöyle çözeyim. Adenin X olsun. Timin bu da X olur değil mi? Çünkü adeninle timin birbiriyle eşit sayıya sahip olmalı. İkili hidrojen bağı yapıyorlar biliyorsunuz ki. Guanin Y olsun. Guanin Y ise sitozin de Y olur. Biliyorsunuz guaninle sitozin de üçlü zayıf hidrojen bağları yapıyorlar. Şimdi biz ne diyoruz? Bunların tamamı yani adenin artı timin artı guanin artı sitozin eşittir toplam nükleotit sayısı. Şimdi peki hidrojen bağları nasıl? X kadar adeninin var. X kadar timinin varsa ve bunların arasında ikili bağ varsa 2X dersin artı. Y kadar guanin var, Y kadar sitozin var. Bunların arasında üçlü bağ varsa 3Y dersin. Bu da nedir? Zayıf hidrojen bağ sayısı. Doğru mu? Şimdi yukarıda ne vardı? 2X artı 2Y. Bunu bana vermiş. Bunun değeri belliymiş. Aşağıda ne var? 2x artı 3y. Bunun da değerini vermiş. Matematikteki gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Taraf tarafa götürebilirsiniz. Atıyorum yukarıya eksiyle çarparsınız. Buralar gider. Ne olur? Y'yi bulursun. Y dediğin şey neydi? Sitozindi, guanindi. Y'yi bulursan x'i de bulursun. Yani adenindi, timindi. O zaman ben buradaki guanini rahatlıkla bulabilirim diyorum. Peki pentozu nasıl bulacağım? Şimdi bir nükleotidin yapısında ne vardı? Baz vardı. Şeker vardı ve fosfat vardı değil mi? Bakın. Bir nükleotit, bir baz, bir şeker, bir fosfat. Şimdi pentoz dediğin şey şeker değil mi? Pentoz dediğin şey şeker. O zaman kaç tane nükleotit varsa o kadar da zaten pentoz yani şeker olmalı. Onun için ben buradan bunun da sayısına ulaşabilirim. Guanin ve pentoz sayılarını görüldüğü üzere rahatlıkla ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Evet. 6. soru. DNA molekülünün yapısında bulunan bağ çeşitlerinin isimlerini yazınız. Ben bunun için bir uygulama yapacağım çocuklar. 4 tane nükleotitlik karşılıklı gelen hidrojen bağlarıyla birbirleriyle bağlanan 4 tane nükleotitten bahsedeceğim. Mesela şimdi şöyle yapalım. Evet gençler bakın. Burası bir nükleotit. Burası bir nükleotit. Burası bir nükleotit. Burası bir nükleotit. Şimdi şunları da birbirlerine bağlayalım bir. Burası bir zincir. Burası diğer zincir. 5 karbonlu şekerlerime hemen deoksiriboz diyelim. Yuvarlakla gösterdiğim yerlere fosfatı yerleştirelim. Şimdi yukarıya dikkat. İkili bağ var. Aşağıya dikkat. Üçlü bağ var. Bu ikili bağ varsa bunlardan bir tanesi adenindir, bir tanesi timindir. Nereden anlayacağım? Kafama göre yazayım bir dersen yazamazsın. Çünkü pürin ve pirimidin kavramlarına, terimlerine dikkat etme zorunluluğum var. Pürin dediğin şey neydi? Pürin dediğin şey iki halkalıydı. Pirimidin dediğin şey neydi? Bir halkalıydı. Kimdi bunlar? Adeninle guanin iki halkalı, timinle sitozin tek halkalı. Şimdi bakın burada kaç tane halka var? İki.
O zaman burası adenindir. İkili bağ yapacak kimle? Timinle. Aşağıya bakın. İki halka var, guanin. Tek halka var, sitozin. Peki şunlar ne? Bu görmüş olduğun kısım fosfo diester bağı. Üstteki nükleotidin fosfatı ile alttaki nükleotidin pentoz şeker arasındadır. O zaman şimdi bağları yazalım. Fosfodiester bağıydı bu. Bu ne olacak? Zayıf hidrojen bağı. Bu ne olacak? Glikozit bağı. Bu ne olacak? Ester bağı. İşte DNA molekülünün yapısında bulunan bağ çeşitlerinin isimleri bunlar. Fosfodiester bağı, zayıf hidrojen bağı, glikozit bağı ve ester bağı şeklinde sınıflandırılıyor. Evet. Kaç çeşit RNA vardır? Bu RNA çeşitlerinin özellik ve görevlerini yazınız demişiz. Şimdi gençler, bakınız RNA'yı çizelim şöyle. Kaç çeşittir bunlar? 3 çeşittir. Ne bunların isimleri? Ribozomal RNA, taşıyıcı RNA, ve messenger yani mesajcı RNA şeklinde. Şimdi ribozomal RNA, taşıyıcı RNA ve mesajcı RNA'nın görevlerine ve özelliklerine bakalım. Ribozomal RNA 2016 YGS'de karşımıza soru tipi olarak gelmişti. Sentezlendiği yeri sormuştu ÖSYM biliyorsunuz. Arkadaşlar burada ribozomal RNA'nın sentezlendiği yer neresidir? Çekirdekçiklerde sentezlenir. Peki ribozomal RNA nerede bulunuyor? Ribozomun yapısında bulunuyor. Ribozom organelinin yapısında bulunur. Taşıyıcı RNA neyi taşıyor? Amino asidi taşıyor. Nereye taşıyor? Ribozom organeline taşıyor. Ne için taşıyor? Protein sentezi için taşıyor. Mesajcı RNA. Arkadaşlar, üretilecek olan proteinler mesajcı RNA'larla, bakın şöyle söyleyeyim daha doğrusu, mesajcı RNA'lar üretilecek olan proteinlere özgü, spesifik, ona has olan RNA çeşididir. O zaman RNA 3 çeşittir. Görüldüğü üzere görev ve özellikleri de bu şekildedir. Sekizinci sorudayız. RNA molekülünün yapısında yer alan bağ çeşitlerinin isimlerini yazınız. Ayrıca RNA çeşitlerinin miktarlarına göre dizimlerini gösteriniz demişiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bağ ile ilgili ben RNA'yı şu şekilde gruplara ayırıyorum. İki gruba ayırıyorum. Nasıl yani? Şimdi mesajcı RNA ile ribozomal RNA bu tarafta olsun. Taşıyıcı RNA bu tarafta olsun. Şimdi evet üçü de tek zincirli fakat şekilsel olarak baktığınız zaman şekilsel olarak birazcık farklılıklar olduğunu gözlemleyebilirsin. Mesela tRNA yonca biçimini almıştır. Şimdi mesela arkadaşlar mesajcı RNA'ları ribozomal RNA'da aynı DNA'daki gibi azotlu organik bazla pentoz arasında glikozit, pentozla fosfat arasında ester,
üst üste yer alan iki nükleotitlerin arasında fosfodiester bağları vardır. tRNA'da farklılık mı var? Evet, farklılık var. tRNA'larda glikozit bağı, ester bağı, fosfodiester bağının dışında kim var? Zayıf hidrojen bağı vardır. Aynı DNA gibi yani, dikkat edin tRNA'ya. Tek zincirli olmasına rağmen zayıf hidrojen bağı içeriyor. Peki RNA çeşitlerinin miktarlarına göre, tamam az önce yapmıştık zaten esasen. Ribozomal RNA demiştik. Sonra taşıyıcı RNA demiştik. Sonra da mesajcı RNA demiştik. Doğru mu? Şimdi bunları miktarına göre sıralayacak olursan en fazla oranda bulunan ribozomal RNA'dır. En az oranda bulunansa proteine özgü olan mesajcı RNA'dır diyoruz. Dokuzuncu sorudayız. Yanda verilenler tüketilerek en fazla kaç nükleotitlik DNA üretilebilir denmiş. Şimdi gençler, nükleotitin yapısına baktığınız zaman, bir kez daha dönelim daha doğrusu birinci sorudaki gibi, ne vardı? Azotlu organik baz vardı. Onun yanında ne vardı? 5 karbonlu şekerim vardı. Ve onun yanında ne vardı? Fosfat vardı. Şimdi o zaman nükleotit sayısıyla pentoz sayısının ve fosfat sayısının birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yani şeker sayısı, fosfat sayısı, bunlar hep birbirine eşit olacak. Şimdi bakın, bu tarz soruda dolayısıyla bunlara bakmanıza gerek yok. Direkt gidin şekerle fosfata bakın. 80 tane şekerim var, 30 tane de fosfatım var. Cevap ne olur? Tabii ki 30 olmalı. Çünkü 80 olsa fosfat sayısı şeker sayısına nasıl eşit olacak? Mümkünatı yok. Fakat 30 olsa şeker sayısı zaten daha fazla, 80 sayıda olduğu için, daha fazla sayıda olduğu için fosfata inebilir. O zaman cevap ne olur arkadaşlar? Çok net bir biçimde 30 olur. Son derece basit bir soru tipidir arkadaşlar bu. Evet. Kod, kodon ve antikodon terimlerini açıklayınız demişiz. Şimdi teker teker kod nedir? Kodon nedir? Antikodon nedir? Bir bakalım. Şimdi kod diyelim. İki nokta üst üste. Gençler, kod dediğiniz şey DNA'nın üzerinde bulunan ya da yer alan üçlü nükleotitlerdir. Şimdi nasıl gösterelim? Bir tane DNA zinciri çizelim. Bakın, adenin, timin, 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 adenin, sitozin, sitozin, adenin, guanin. Burası DNA'nın bir zinciri olsun. Bakın, bu üçlü nükleotitlerin her birine biz kod diyoruz. Kod. Kod 1, kod 2, kod 3. Şimdi kaç tane nükleotit var? 3, 6, 9. O zaman nükleotitin 3'te 1'i kadar kod var. Benim DNA'm kaç çeşit nükleotit içeriyor? 4 çeşit. Adenin, timin, guanin, sitozin. Ben bu dörtlüden üçlü oluşturmuş olduğumdan 64 çeşit kod yazabilirim bu şekilde. Kodon. Gençler, kodon mesajcı RNA üzerinde yer alan üçlü nükleotitlerdir. Mesajcı RNA üzerinde yer alan üçlü nükleotitlerdir. Hadi bir tane çizelim bakalım. mRNA diyelim. Adenin, 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 urasil, sitozin, sitozin, adenin, guanin, sitozin olsun mesela. Her bir üçlüye kodon diyorsun. O zaman ne diyorum? Kodon 1, kodon 2, kodon 3. Kodon 3. Şimdi kaç tane nükleotit var? 3, 6, 9 olan nükleotidin 3'te 1'i kadar kodon var. Mesajcı RNA'da kaç çeşit nükleotit var? 4. Adenin,
Urasil, guanin ve sitozin. 4 üzeri 3'ten ne yapıyorsun? 64 çeşitli kodon yazabiliyorsun. Bu 64 çeşidin 4 tanesini bilmenizde fayda vardır. Çünkü bunlardan bir tanesi A, U, G. Ne bu? Başlangıç kodonu, protein sentezini başlatan. Diğerleri ne? U, A, G, U, G, A, U, A, A şeklinde protein sentezini ne yaptıran? Durduran, durdurucu kodonlar şeklinde gelmelidir. Gelelim antikoduna. Antikodonlar ise tRNA üzerinde yer alan üçlü nükleotitlerdir. Şöyle çizelim bir tRNA'yı. Üzerine üçlülerimizi de yapalım. SSS olsun, GGG olsun, GAS olsun, AGS olsun gibi yazabilirsiniz. Mesela ben buraya 4 tane antikodon çizdim. 4 kere 3, 12 tane nükleotit var. Nükleotidin 3'te 1'i kadar antikodon var. Peki kaç çeşit nükleotidim var benim tRNA'mda? Adenin, urasil, guanin, sitozin. 4 üzeri 3, 64 çeşit antikodon yazamazsınız. Niye? Bunun eksi 3'ü var arkadaşlar. Eksi 3'ü var. Yani burada toplamda kaç çeşit yazılabiliyor antikodon? 61 çeşit antikodon yazabiliyorsunuz. Şimdi bu 61 çeşit derken 3'ten niye çıkartıyorum? 3'ten çıkarmamın özel sebebi şudur. tRNA amino asit taşıyor. Fakat tRNA durdurucu kodona karşılık hiçbir şekilde amino asit taşımıyor. Bizim durdurucu kodonlarımız bunlar mı? Bunlar. O zaman bunlara karşılık gelen A, U, C, A, C, U, A, U, U isimli hiçbir antikodon çeşidimiz yoktur. Onun için antikodon çeşidi sayısı kaçtır? 61 çeşit diyoruz. Ve böylelikle ilk yazılı çalışmamızın sonuna geliyoruz.